İyi günler Örgüseverler kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir proje çalışmasıyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün yine daha önce çalışılmamış ve denenmemiş bir patchwork tekniğini, şişle patchwork tekniğini sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi istediğiniz renk, istediğiniz desen yaparak bu şekilde büyük örtüler, büyük çalışmalar yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Enine boyuna tekniğiyle örülüyor ve örerken eklemeleri yapıyoruz aynı zamanda. Birleştirmeleri de örerken yapıyoruz. Ben bunda bir hırka çalışması yapıyorum. Kapüşonlu hırka olacak. Yetişkin hırkası. Bitmişini de sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda patchwork tekniği şişe nasıl yapılır? Onu size paylaşmak istiyorum. Arka yüzü de temiz oluyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir ip veya pislik görünmemekte. Bu nedenle eğer büyük zeminlerde battaniye, TV battaniyesi gibi çalışmalarda kullanacaksanız tercih edebilirsiniz. Arka yüzü de temiz görünüyor çünkü. Hemen şimdi yeni bir motifle başlayalım. Hem birleştirmeyi göstereceğim size, hem de örgüsünü göstereceğim. Motif bitiminde bu şekilde kalan iplerimiz var. Bunları hiçbir şekilde koparmıyoruz. Daha sonraki motife başlarken motifin arasına, ilmeklerin arasına hapsediyoruz. Bu anlamda sağlam bir örgü oluyor aynı zamanda. Hem temiz hem de sağlam bir örgü oluyor. Artık iplerinizi kullandığınız gibi, kullanabileceğiniz gibi yeni ipler, istediğiniz renkler seçerek yeni tasarımlar da yaratabilirsiniz. Ben burada saç örgüsü, kesme şeker, pirinç gibi örgüleri tercih ettim. Ama siz tabii kendi zevkinize göre istediğiniz örgü türünü tercih edebilirsiniz. Burada kahve çekirdeği de kullandım. Şöyle. Bu desenlerin yapımlarını ayrıca kanalımda farklı videolar olarak tek başlarına da bulabilirsiniz. Burada bir yine saç örgüsü desenimiz var. Ve klasik bir kesme şeker. Ters ve düz örgüden oluşuyor. Yine lastik örgü. Şimdi hemen yeni motif çalışmamıza başlayabiliriz. Bir tığ yardımına ihtiyacımız var. İlmek çıkarmak için. Yani ön yüzde ve arka yüzde temiz görüntü elde edebilmek için temiz ilmek çıkarma tekniğini kullanacağız. Bu tekniği de ben daha önce video olarak paylaşmıştım kanalımda. Bir tığ yardımıyla bir zincir çekiyoruz. Ve şişimizde kalıyor. Örgünün kenarında oluşan yuvalara batarak her sıradan birer tane olmak şartıyla ilmek çıkarma işlemini yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkardık. Ve şimdi tığımızdan çıkarıp şişe takıyoruz. Ondan sonra örgümüzü öreceğiz. Eğer isterseniz ilmekleri tek tek çıkartarak da şişe takabilirsiniz.
Ama bana o işlem biraz uzun sürdüğü için bu teknik daha kolay geliyor. Hemen ilk sıramızı geçiyoruz. İlk sırada birleştirme yapmayacağız zaten. Ters ve düz örgü yapacağım. Yani lastik örgü kullanacağım. Şu deseni yapacağım. Benim burada amacım size birleştirmeyi göstermek. Çünkü aynı zamanda şu kısma ekleme yapacağım motifimi. İlk sırada birleştirme işlemi yapmıyorum arka yüzde. Direkt olarak örgümü başlatıyorum. Ön yüzde düz görünmesi için evet ters örüyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğim ters örgü olarak. İlk sıra örgümü yaptım. Arkada ters olarak ördüm. Burada bir birleştirme söz konusu değil. O nedenle dümdüz örgüme devam edeceğim. Motif yapacağım. Şimdi düz örgü olarak devam ediyorum. Evet, şu anda son ilmeğe geldim. Burada birleştirme yapacağız. Son ilmeği örmeden bırakıyorum. Ve burada bir tığ yardımına ihtiyacım var. Şimdi şuraya birleştireceğiz. Ekleme yapacağız. Hem ekleme yapacağız hem öreceğiz her sırada. Şimdi ilk sıradan ilmeğimi tığ yardımı ile çekiyorum. Şişimden bırakıyorum. Şişime geri takarak düz örgü olarak örüyorum. Bir ekleme yaptım burada. Şimdi arka yüze geçeceğim. Arka yüzde de yine bir ekleme yapacağım. Şimdi arka yüze geçtiğimde de yine bir birleştirme yapacağım. Çünkü bu kenar pisliği ilmeklerin içine hapsetmem gerekiyor. O nedenle yine aynı noktadan tığ daldırıp ipi dolayacağım. Bir ilmek çıkartacağım. Çıkardığım ilmeği şişe geri takacağım. Ve bir ilmek şu anda elimde fazladan olduğu için çıkardığım ilmekle bir önceki ilmeği eksiltme işlemi yapacağım bir araya alarak ki ilmek sayım artmasın. Tekrar normal örgüme devam edeceğim. Yine ön yüze geçtim. Örgümü devam ettirdim sıra sonuna kadar ve sıra sonuna geldiğimde bir ilmeği yine şişte bıraktım. Hemen bunu tığ yardımı ile birleştirmesini yapıyorum. İlmeği içeri çekiyorum. Başaramadım. Şişime takıp tekrar düz örgü olarak örüyorum. Bir birleştirme yaptım. Yine arka yüze geçince tekrar bir ilmek çıkarma işlemi yapacağım. Aynı noktadan ipimi alarak bir ilmek çıkartıyorum. Şişe takıyorum.
Ve iki ilmeği bir araya alarak eksiltiyorum. Örgüme devam ediyorum. Ön yüzde ve arka yüzde temiz bir birleştirme oluyor. Hem de dekoratif görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi hem yeni bir motif örüyorum hem de örerken birleştiriyorum. Ön yüzde ve arka yüzde pislik görüntüsü de olmuyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer siz de benim gibi yenilikleri, tasarım işleri ve marjinal işleri seviyorsanız hemen iş başına çok güzel çalışmalar yapacağınıza eminim bu teknikle. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.